Selam arkadaşlar, yeni bir Paladins bölümüyle karşınızdayım. Geçen sefer Viktor'la çok rahat bir galibiyet almıştık. Bakalım bu bölümde Dragos'la ne yapacağım, çok merak ediyorum. Oyundaki favori şampiyonlarımdan bir tanesi yani Dragos. Bayağı sağlam bir şampiyon. Özellikleri falan da çok iyi. Şimdi zaten hep birlikte göreceğiz. Zaten bilenleriniz var yani, birçoğunuz biliyor. Ben bazen bilmeyenler için de bilgilendirmeler yapıyorum arkadaşlar. Şimdi Taşkale haritasında oynayacağız. Ulan Dragos, hadi oğlum göster kendini be. Evet bizim takım hazır abi. Şu an rakibi bekliyoruz. Oo, Dragos çok öfkeli abi. Şöyle birkaç deneme atışı yapacağım abi. Isınmalar burası. Şöyle sağ klikle attığı şey sümük, yumurta sarısı ve lav karışımı bir şey yani. Başka türlü tarif edemedim yani. Öyle bir şey. Onun dışında şu zıplaması çok iyi. Aynı zıplaması. Bir de normal zıplama da. Evet. Bir de uçma kiti var abi. Güzel. Tabii uçma kiti biraz zorlanıyor yani. Çünkü ağır bir abimiz kendisi. Baksana kaldıramıyor. Böyle birkaç metre kaldırıyor sonra bitiyor. Evet abi, goy goy bitti, şimdi başlıyoruz. Haydi bakalım. Abi o at seni nasıl taşıyor? Ata yazık değil mi lan? Hayvana... Aa, çıktılar. Hayvana yazık ya. Çok uzak. Oo, çok güzel isabet ettirdim lan. Bayılıyorum ya şu Q'daki Q özelliğine. Evet, biraz böyle uzaktan, güvenli mesafeden oynayacağım. Güzel, bir kişiyi aldık. Hemen şu şarjörü boşaltalım abi. O da çok güzeldi. Evet, daha hareketli olmam lazım. Dragos çünkü çok yavaş bir şampiyon. Onun zıplaması ve F tuşunun hareketi onu biraz olsun çevik yapıyor. Yani dengelemişler. Evet, yine bir şarjör boşaltacak birini arıyorum. Bir talihli. Güzel güzel, birini vurduk orada. Oha lan, bomba attılar. Artık biraz daha aktif rol almam lazım abi. Hadi lan, hadi. Of, tamam, ikisini de aldım. Çok az canı kalmıştı ya, onu alamasaydım var ya. Rahat uyuyamazdım yani. Güzel güzel, onu da aldık. Hadi hadi hadi, çok az canları. Ah ah ah, kaç 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 kaç, çok vurdu. Abi bomba pat. Hadi be, 4 seri yapmıştım, ne güzel ya. Çok yavaş abi, gördüğünüz gibi çok yavaş yani. Zıplamamı kullandığım için kaçamadım oradan. Bomba bomba geldi abi, zıpla. Şurada biri var ya. Heh, şurada içeriden geliyor, içeriden geliyor galiba. Nereden atış ediyor? Çok salak bir hareket yaptım ama toparlayacağız arkadaşlar, toparlayacağız. Biraz enerjimin dolmasını bekliyorum. Hadi dol artık, dol dol dol. Yediler bizim adamları. Ah be, hiç mi isabet etmez lan? Bir yerden öyle sinir bozucu biri nereden sıkıyor lan? Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aa, görüyor musun adamı?
Abi çok güzel yere sıkıyorum şu an. Hadi. Oo, çok güzel hareketti be. Çok güzel hareketti abi. Şarjörü boşalttım ve kaçtım yani. Ulan yarım saattir sıkıyoruz. Evet abi, sonunda artık şu öfkemi kullanmam gerekiyor. İşte bu. Güzeldi abi, güzeldi. Dragos'u kızdırdılar en sonunda. Çok güzel be abi, işte bu harekete bayılıyorum ya. Efsane, efsane bir Q hareketiydi yani. Abi adamın canı doluyor ya. Canının dolmasına... Öldüm. Ya çok etkili değilim yani ama... yani elimizden geleni yapıyoruz takım olarak ama ben... Şu an çok da etkili olamadım. Gerçi takıma yine faydamız var ama... Dragos'dan daha fazlasını bekliyorum ben yani. Abi adamların hepsi şurada. Alamadım, inanamıyorum ya. Dragos'un silahını kullanmak kolay değil abi. Çünkü gecikmeli sıkıyor ve yavaş gidiyor. Mermi havada yavaş ilerliyor Dragos'un bombası. O yüzden kaçmak çok rahat Dragos'un silahından. Dolayısıyla abi sezilerinizin kuvvetli olması lazım yani Dragos'un silahıyla birini vurmak için. Koşu yoluna atmanız lazım yani önüne atmanız lazım ki vurabilesiniz. Hadi hadi hadi. Şunu alsaydınız be. Şunu alsaydınız. Neyse tamam. İtme başarılı abi. Güzel. Güzel. Zaten amaç o. Yani yükü kontrol noktasına, varış noktasına ulaştırmak yani. Bu oyundaki amaç o. Adam vurmak ikinci planda. Ama tabii ki adam öldürmemiz de gerekiyor. Evet şu an iyi durumdayız. 9'a 3. Abi yükü itemeyeceğiz diye korktum ya. Evet. Çabuk çabuk hadi. Hadi alıyoruz bu maçı abi. Hiç karşı tarafı hiç round vermeden alıyoruz. Q şarjörü boşaltacağım. Vuramadık sanırım abi. Ah ah ah, onu alsaydım. O enerjiyi doldurmaya gitti. Enerjiyi doldurmaya... Of aldım. Aldım ama ben de yani. Hadi abi neredesiniz? Bir şöyle komple taradım. Başarısız bir tarama. Aman abi. Aman 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 dur. Şurada bekle. Tamam sakin bak. İşte bu sakinliği göstermek gerekiyor oyunda. Enerjinin dolması çok sürmüyor aslında. 10 saniye falan. Ama 10 saniye sabredemez yine çatışmaya girerseniz abi öldünüz yani. Ah be onları almalıydım. Almalıydım. Lan çok az canları kalmıştı. Hadi hadi. Tamam. Şimdi E özelliği geliyor abi. Hadi o zaman yansın geceler. Yansın geceler ulan. Ha siktir kimseyi göremedik. Boşa gitti.
Boşa gitti. Geliyorlar. Kaç kaç kaç. Dragoz abi geriye çekilmekte çok yavaş kalıyor. O yüzden çok ileride durmamak lazım. Benim anladığım kadarıyla öyle yani. Varsa bilenleriniz bana söylesin arkadaşlar. Hayır, 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 hayır. Güzel, 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 güzel. Katletme serisi şu an seri 5 olmuşum lan. Çok iyi. Hay şom ağzımı sıçayım ya. Abi bu round'u alırsak çok iyi olacak ya. Çok temiz bir galibiyet hadi. Çok güzel saydırdım onu alamadım. Evet güzel 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 sıkıntı yok. İyi gidiyoruz. Ama bu maç heyecanlı geçiyor ha. Geçen bölümdekinden bir tık daha heyecanlı. Hayır 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 Dragoz abi sen çok fazla çok daha geriden Dragoz'un daha geriden saldırması lazım abi. Şimdi E özelliği kullanacağım abi. Öfke özelliği geldi. Of çok fena aldım. Hem de üst kattakini sen de gel bakayım buraya. Ağzına sıçtım işte abi. İşte bu. Hemen Q'yu kullanacağım abi. Nereden geliyor şimdi onlar? Abi çok zor ama itebilecek miyiz? Yukarıda, yukarıda. Üst katta gördüm ben onu. Hadi be! Gördünüz mü abi? Şu kadarcık enerjisi kaldı ya. Rezalet şu an. Evet abi şu an etkisiz kaldık. Evet yükü itmeyi başaramadık. Son artık son mücadele. Hadi lan. Oğlum son anda bir galibiyet mi gelecek? Kazandık ulan son anda ittik ya. Son anda yani birkaç saniye daha geç kalsaydık arkadaşlar kaybediyorduk. Evet en iyi oyunu Comrade Misha diye bir oyuncu çıkartmış Victor'la. Bakalım. Evet abi çok gerçekten orada bir toplu kıyım yapmış o da benim ha. Güzel. Bizim takımdan en iyi oyunu çıkaran. Evet arkadaşlar yine bir galibiyetle bitirdik bu bölümü. Bu sefer Dragoz'la oynamıştık. Sonraki bölümlerde farklı şampiyonları deneyeceğim ve kendi şampiyonumuzu bulacağız arkadaşlar. Diğer Paladins bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.